bitti. Oyun bitti. Ya gördün mü Uğur abiye? Helal. Tam önümdeydi. Sol tarafta yunuslar var beyler. Sol tarafta şurada adamlar var. Burada. Komutanım. Hiç bekletmeye gidiyor. Ya o daha kalın ya. Hocam Semih Asubay 3 kişi sağ tarafta. Gördüm. Sağ arka, sağ alt. Sağdan çıktı, indir. Seni koruyacağım. Tamam. Görüyorum, görüşüm var. Arka arkalamaya gelecekler. Oradan, o tarafta. Mücahit konuştu. Emre abi, saat 12 önünde. Airsoft askeri simülasyon oyunudur. Replikalarımız vardır. Replikalar gerçeğe birebir yakın olsa da hiçbir surette ve şekilde gerçeğe çevrilemez. İçlerinde boncuk, BB adı verilen boncuklarımız vardır. Boncuklarla atış yapılır. Güvene dayalı bir oyun hobidir. Vurulan oyuncu vuruldum diyerek dışarı çıkar. Strateji kurulur. Ekip çalışması yapılır. Görevler vardır. Bu görevlerle hobimizi icra ediyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Burası sit alanı, tarihi eserlerin olduğu bir bölge. Yaptığımız hobilerde hiçbir surette patlayıcı, yanıcı ekipmanlar yok. Bundan dolayı buradaki herhangi bir sit alanına zarar vermesi imkansız. İkincisi olarak zaten herkes, oyuncu arkadaşlarımızın tamamı belli bir kültür seviyesinde olduğu için çevre kirliliğine de dikkat etmektedirler. Üçüncüsü de inanılmaz güzel bir mekan. Buranın değerlendirilmesi hem Airsoft için hem de turizm için bence makul bir yer. Aslında Airsoft dediğiniz gibi tamamen güvene dayalı bir oyun. Yani karşınızdaki rakip oyuncu oyun dışı kaldığı zaman kendisi centilmenlik sporu olarak geçer zaten. Centilmence elini kaldırıp oyun alanının dışına çıkar. Bunun dışında herkes, oyunu oynayan, bu hobiye sahip olan herkes rastgele seçilmiş insanlar değil. Belli bir kültür seviyesinde hocamın bahsettiği gibi bir topluluk oluşturuyoruz. Tanıdığımız, aslında güvendiğimiz kardeşimiz gibi, abimiz gibi bildiğimiz insanlarla vakit geçiriyoruz. Türkiye'nin pek çok yerinde de zaten bu şekilde takımlar kuruluyor. Ve referans esasıyla takımlar kurulduktan sonra oyunlar devam ediyor bu şekilde. Bir kere temposu çok yüksek bir oyun. Onu söyleyebilirim. Yani durağan, statik bir oyun değil. Hem mental olarak hem de fiziksel olarak çok ciddi bir efor harcamanız gerekiyor. Bunun dışında çok ciddi bir takım taktiğine ihtiyacınız var. Takım arkadaşlarınızla iyi bir uyumlu olmanız gerekiyor. Bireysel bir spor değil. Fiziksel olarak ciddi anlamda yorucu bir spor. Yani bu aşağı yukarı size şöyle söyleyeyim, bir maraton koşmak kadar kalori harcatan bir spor. Onun dışında da takım uyumu çok önemli. Genelde adrenalin yüklü ve eğlenceli bir spor diyebilirim. Yuva yaptık göklere, taş döndüren yerlere, engel tanımaz aşarız.